Öncelikle hepinize merhaba Retro Evreni sakinleri. Özgürlüğün ve bireyselliğin, birey olmanın bayramı, Cumhuriyet Bayramınızı kutlarım ve bugün sizlere Paradise Lost'un hikayesini anlatacağım. Paradise Lost ilk ticari Türk Amiga 500 oyunudur. İki arkadaşın girişimciliğiyle Ahmet Ergen daha önce Amstrad için yanılmıyorsam ya da Spectrum için Keloland adlı text based oyunu geliştirmiş ve Mert Börün'ün birlikte çalışıp çıkardığı fakat ticari başarısızlıkla sonuçlanan bir oyundur. Bu oyunu aslında bakarsanız ben hiç oynamadım. Amiga 500'de hiç görmedim oyunu. Benim de sahip olduğum bir cihazdı. Amiga 500 nasıl bir cihazdı derseniz, Amiga 500 biraz bilgisayar, biraz oyun makinasıydı. Fakat zamanının mesela NES'lerle Amiga 500 16 bit idi. Zamanının tabi mesela 16 bit olmasına rağmen ne NES'le yarışabilirdi hızlı oyun anlamında. Bir NES'te mesela bir de gamepad faktörü var tabii. 4 tuş. İkisi turbo olsa da 4 tuşu vardı. En azından 2 tuşu vardı yani. Lakin Amiga'da hem disketti hem de gamepad'i tek tuşlu joystick'i daha doğrusu gamepad yoktu Amiga'da. O zamanlar Commodore 64'ten sonra geçmiştim ben. Tabii Amiga'da da Commodore'da da hatırlanacak bir sürü oyun var. O zamanlar şimdiki gibi değil bilgisayarcılara giderdik. Listeye bakardık. Listeleri resimsizdi yani. O zamanlar çok masraflı bir şeydi. Böyle renkli resimli liste yapmak. Yani Steam'de nerede Steam, nerede bizim şey yaptığım oyun aldığımız listeler sadece yazılar vardı. Yazılardan bakardık. Abi şunları çek bize. Belki işte o zamanın dergilerinden görüyorduk. Belki oyun satıcısı bir liste asardı bizim için. Haftanın oyunları bilmem ne. Bazı akıllılar öyle yapardı. Ama bu oyunların geneli korsandı arkadaşlar. Çok azdı lisanslı oyun. Paradise Lost'u da ben hiç görmediğim oyunlardan biri. Biraz deneyimledim. Shadow of the Beast'e benziyor. Ve bu iki arkadaş bunca yokluğa rağmen müthiş bir oyun yapmışlar o zamanına göre. Birazdan siz de göreceksiniz. Ama önce Mert Bölün'ün sitesinden bu oyunun hikayesini anlatacağım size. Kendi başlarına gelenlerin hepsini yazmış. Biraz uzun sürecek ama hepinizin dinlemesini isterim videonun sonuna kadar. Evet, Mert Börü İngilizce sitesini İngilizce herhalde kızdı bize. Bu yüzden bize değil de yani o zamanın medyasına ve dağıtıcılarına kızdı ve sadece Türk İngilizce yayın yapan bir sitesi var. Burada kayıp cennet bulundu diye başlığı altında oyunun macerasını anlatmış. Oyun ilk defa Amigacıların buluştuğu Hall of Light sitesinde görülmüş bu arada. Tabii hikayeyi dinleyelim. Ondan sonra neler olduğunu anlayacağız. Paradise Lost, Türkiye'de tasarlanan ve geliştirilen ilk ticari Amiga oyunudur. Ahmet Ergen ve ben tarafından gururla üretildi. Ve Aralık 1994'te disket olarak yayınlandı. 1990'ların başında Türkiye'de oyun geliştirme için çıtayı belirleme açısından olağanüstü bir teknik başarı olmasına rağmen ticari bir başarısızlıktı. Sorunlu dağıtım kanalı ve medya desteği olmaması sayesinde sadece birkaç yüz adet satabildi. Ve bildiğim kadarıyla hiçbiri hayatta kalmadı. Artık herhangi bir özel koleksiyonda veya kamu arşivinde bulunmadığı bilinen bir oyundur. Uzun zamandır kayıp ve unutulmuş,
Ta ki şimdiye kadar. Bu yazılım 2013'te yazılmış bu arada. Aradan 10 sene geçmiş. Bir Amiga oyununun yeniden doğuşu. Çoğunlukla çok sınırlı sayıda satıldığı için internet tam olarak restore edilmiş bir kayıp cennet ADP görüntü seti görmedim. Demo partilerinde tanıştığım çoğu insan oyundan habersizdi. Bazıları ise hiç var olmadığını konusunda ısrar etti. Birkaç yıl önce retro odaklı bir FTP sunucusunun yaklaşan bir klasöründe Kayıp Cennet ile karşılaştığımda şaşırdım. Ne yazık ki bu kısmı bir iyileştirmeydi. Yalnız iki disk mevcuttu. Bazı hasarlı parçalar nedeniyle oynanamaz oldu. Ve diğer iki disk tamamen kayıptı. Bu yüzden 20 yıldan fazla bir süredir toz içinde kalan 3,5'luk disket arşivlerime bir şans daha vermeye karar verdim. Artık özelleştirilmiş Amiga 500'üm olmadığı için, yani kendisinin bir Amiga 500 olmadığı için yakınlarımdan birinden istedim Amiga'yı. O da tamam dedi. Teşekkürler Altugo diyor. Altugo arkadaşıymış. Güçlü Amiga'yı açtığımda disketlerimin hiçbirinin çalışmadığını fark ettim. Bir an için disketlerimin tamamen öldüğünü düşündüm. Titiz testler disket sürücüsünün aslında öldüğünü kanıtladı. Sürücü ölmüş. Disket driver derdik o zaman. Yarı İngilizce, yarı Türkçe. Yepyeni bir tane ile değiştirdikten sonra neredeyse tüm disketlerimin mükemmel bir durumda olduğunu fark ettim. Bir hafta içinde Paradise Lost'da dahil olmak üzere 50'den fazla disketi ve diğer projelerimi, demolar, introlar, VB gibi Abime.net'teki retro adlanmış arkadaşlar sayesinde Paradise Lost artık güvende ve güvende. Sınırsız canla daha kolay bir oyun için orijinal 4 disketi ve bir eğitmen kopyasını sağladım. Ha, iki sürüm var evet internette. Bir tanesinde bir Unlimited Lives yazardı eskiden, böyle cheat açardık Amiga oyunlarında. Direkt introda gelirdi onlar. Crackli olduğu için crack grupları tarafından şimdi bile devam eden birkaç grup var. Mesela FLT galiba var. Fairlight. Şimdi bile PC oyunlarını kırıyor hala adamlar. O zaman da Amiga oyunlarını kırıyorlardı. buradan sonra indirme bağlantılarını vermiş oyunun. Oyunu WinUAE emülatörüyle oynayabiliyoruz Amiga oyunlarını. Bu Kayıp Cennet'in resmi hikayesidir. Türkiye'de 80'lerin sonunda videonu geliştirme sırf içinde hiç para olmadığı için yaygın olarak boşuna yapılan bir alıştırma olarak kabul edildi. Korsanlık her yerdeydi. Orijinal oyundan yasa dışı kopyalar oluşturmak için ana kopyalar olarak kullanıldı. Bu çılgınlığın doğal sonucu olarak hiçbir Türk oyun geliştirme şirketi yoktu. Paradise Lost'tan önce Türkiye'de sadece bir ticari oyun çıktı. Keloğlan 1988. Sinclair ZX Spectrum ve Commodore 64 için Graphic Adventure Creator ile yazılmış metin tabanlı bir macera oyunuydu. Ahmet Ergen, Keloğlan için grafik işlerini yapan yetenekli piksel sanatçısıydı. Çok iyi bir arkadaşımdı ve neyse ki aynı mahallede oturuyorduk. Güçlü Amiga 500'den önce ikimiz de Sinclair ZX Spectrum'a bağlıydık. Mütevazi Speech'i hakkında sonsuza kadar sohbet ederdik. Bu arada Ahmet Ergen Keloğlan için sanat eseri yapmış olsa da daha büyük, daha iyi bir şey yapmayı dört gözle bekliyordu. Keloğlan için çizim yapmasına rağmen daha büyük, daha iyi bir şey yapmayı dört gözle bekliyordu. Uluslararası pazar için Amstrad CPC'de yaptığım şeylerin zaten farkındaydı. Amiga'da programladığım bazı şeyleri ona gösterdiğimde grafikleri ben yapayım, gerisini sen yap dedi. Birdenbire Silikon İkizleri kuruldu. Silikon Twins firmasını. Ve sadece ikimizdik firmayı kuran. Tabii yasal bir firma yok ortada ama işte Silicon Twins diye bir şey yapmışlar. Birinci sınıf ilham. The Shadow of the Beast 1989 bir etkiden daha fazlasıydı. Teknik olarak piyasaya sürüldüğü sırada oyun tasarımı ve geliştirilmesinin kutsal kasesiydi.
Valla bana sorarsanız da yani oynanışı çok zayıf bir oyundu. Yani abartılan oyunlardan biriydi ama yani tabi Amiga için hem oynanış hem de grafiksel açıdan çok iyi bir oyundu. Yani grafikleri çok güzeldi. Shadow of the Mist. Oynanış ve müzik arasındaki denge baş döndürücüydü. Oyun diğer bazı Psygnosis sürümlerinde olduğu gibi Amiga'nın her teknik özelliğini çok sanatsal bir şekilde sergilemeyi başardı. Aklımızda benzeri bir oyun tasarımı vardı. Popüler eğilim nedeniyle 2D paralaks kaydırma platform oyunu yapmamız gerektiğini biliyordu. 80'lerin sonlarında Türkiye'de mühendislik, programlama ve benzeri konularda ithal kitaplar bulmak çok zordu. Eksik sayfalara rağmen Amiga, ROM kernel reference manuel, kapsayıcılar ve Autodocs'un Xerox kopyasını alabilecek kadar şanslıydı. Benim açımdan kitapta bahsedilen C tabanlı bellenim çağrıları hiç tatmin edici değildi. Z80 montaj dili programlamadaki deneyimime dayanarak Amiga 500'ün performansının her bir parçasını sıkıştırmak için her şeyin düşük seviyede yapılması gerektiğini biliyordum. Bu yüzden kanıtlanmış bilgeliğe giden yolu seçmeye karar verdim. Popüler inanışın aksine bir şeyleri kopyalamanın bir yolu değildi. Tersine mühendisliğini rekabetçi bir teknik zeka yöntemi olarak kullanmak, bilim adamlarının doğayı gözlemleyerek yaptıklarına benzer şekilde yeni bir şeyler öğrenmenin harika bir yoludur. İster inanın ister inanmayın bir kod parçası teknik bir referans kitabından daha fazla gizli mücevher sunabilir. Açma zamanı. Resmi gelişme Ağustos 1990'da başladı. Birkaç gün içinde The Shadow of the Beast'i kırdım. Kodu söküp etiketledikten sonra kaputun altında neler olduğunu anlamak neredeyse 2 hafta sürdü. Sonunda DMA tarafından yönlendirilen akıllı zamanlama hilelerini buldum ve Seca Assembler'ı kullanarak sıfırdan basit bir konsept demosunu kanıtını yazmaya başladım. Bakır listelerimi ve DMA rutinlerimi über optimize ettikten sonra demonun çekirdek kodu 1 kilobayttan daha azdı. Byte Computer'da Ahmet'e kavramın ispatını gösterdiğimde çok sıcak bir gündü. Önemsiz grafiklere sahip İpeksi, pürüzsüz bir paralaks kaydırma demosundan başka bir şey değildi. Onu sevdi ve hemen seviye tasarımına geçti. Edebi ilham sözleri. 80'lerin sonlarında epik şiire çok ilgim vardı. John Milton'ın Kayıp Cenneti ve Dante'nin İlahi Komedyası başucu kitaplarımdı. Epik bir şiir uyarlaması kulağa zekice bir fikir gibi geldi. Ocean'ın film lisanslarıyla yaptığına benzeyen bir şey yapmak istedim. Evet, Ocean benim oynadığım en kötü uyarlama oyunları yapan firmaydı. Yine Uskold, Virgin, hepsi böyle oyunlar. En kötü uyarlama oyunlarını yapan firmalar. Daha aklıma gelen birkaç tane daha var. Ocean'dan bahsettikten sonra oyun tasarımına devam edelim. Oyun tasarımı Ahmet orijinal fikri akıllı seviye tasarımlarıyla parlattı. Standart 2B paralaks kaydırma seviyelerine ek olarak sahte 3 boyutlu yol sahnesi, kuyuda yaşayan bir yılan gibi garip fikirler bulduk. Ve 2 boyutlu sahneye gerçek zamanlı hesaplanmış 3 boyutlu nesneler ekledik. O günlerde 2D oyunlar tam da beklendiği gibi 2D'ydi. Paradise Lost'u kodlamadan önce basit bir 3 boyut motor üzerinde çalışıyordum. Bu yüzden 2 boyutlu paralaks dünyasında hibrit nesneler, hareket grafiği artı 3 boyut dolgulu vektörler bulmanın ilginç bir fikir olabileceğini düşündüm. Deneysel bir yaklaşımdı. Bir şekilde işe yaradı. Artıları ve eksileri, dürüst olmak gerekirse. Ahmet Ergen Deluxe Paint çizimlerini yaptı. %100 piksel sanatıydı. Çok yetenekli bir sanatçıydı. Küçük kağıtlara harika kara kalem eskizler çizerdi. Ve ardından ayrıntılı piksel sanatı için Deluxe Paint'e geçerdi.
Özenli bir prosedür olmasına rağmen işleri hızlandırmak için kendi pratik yöntemleri vardı. Sözde 3D kayağın yol seviyesiyle yaptığı şey inanılmazdı. Perspektif düzeltmeli bir zemin animasyonu oluşturmak için Deluxe Paint'in sınırlarını zorluyordu. Onu çok iyi hatırlıyorum. Üzerinde uzun günler ve geceler boyunca çalışıyordum. Orijinal sanat eserinin yanı sıra yalnızca referans amacıyla The Shadow of the Beast ve diğer birçok oyundan bir yığın grafik yırttı. Bu sprite'ları Deluxe Paint'te piksel piksel analiz etti. İşlerin nasıl yapıldığını öğrenmenin harika yoluydu. Sanatçılar için tersine mühendisliğin bir türevi bu. Bu arada bana bu şeyi hatırlattı. Stardew Valley'in nasıl yapıldığını, o arkadaş da mesela Harvest Moon'dan falan Super Nintendo'nun oyunlarından piksel grafikleri alıp kendi oyununu başlamış. Ama sonradan tabii pixel art öğreniyor ve kendi grafikleriyle oyunu tamamlıyor. Aynı benzer bir şey ama tabii o arkadaş Amerika'da olduğu için biraz daha şanslı dağıtımcılara ulaşmış. Buradaki gibi bir başarısızlık öyküsü yok. Bu yöntemin dezavantajı, eğer kendinizi kaptırırsanız orijinaline çok benzer bir şey elde edersiniz. Ve işte oyunumuzda olan tam olan buydu. Orman seviyesi The Shadow of the Beast'e o kadar benziyordu ki ortaya ne kadar orijinal fikir çıkardığımızın bir önemi yoktu. Topal görünüyordu ve yaralanmaya hareket eklemek için The Shadow of the Beast'ten koparılan kuyu resmini referans olarak kullanma niyeti orijinalin değiştirilmiş bir versiyonuyla sonuçlandı. Hayatta seçim yapmak zorunda olduğumuz zamanlar vardır. Ve asla o zamana geri dönüp seçimimizi değiştiremeyiz. Bizim için bu onlardan biriydi. İyi öğrenilmiş bir ders. Kodlama. Oyunun Motorola 68000 Assembly dilinde kodladım. Sistem çağrısı yok, C kütüphanesi yok, maksimum hız boyut optimizasyonu için her şey düşük seviyede yazılmış, Seca Assembler ile çok rahat ettim ve ticari bir oyun yazmak için fazlasıyla yeterliydi. Kod giderek daha karmaşık hale geldikçe Ahmet'in kaynak kodlarını Epson nokta vuruşlu yazıcısını kullanarak yazdırması çok nazikti. Bu çıktılar sayesinde istediğim yerde kodlara ince ayar yapma lüksüne sahip oldum. Teknik olarak konuşursak ilk seviye en karmaşık olanıydı. 3 boyutlu dolgulu vektör yaratıklarla çift oyun alanı ekranında 130'dan fazla paralaks kaydırma katmanı, her zamanki sprite ve renkli haritalar için bitmeyen bakır listelerden bahsetmek oldukça zordu. Düzgün bir 50 Hz kaydırma uğruna kesin zamanlama sorunlarıyla ilgilenmem gerekiyordu. 8 bit dijital sesin gücü. Ses içeriğinden de ben sorumluydum. Ses efektlerinin çoğu için Akai S950 profesyonel örnekleyici ile birlikte gelen standart CD kitaplıklarını kullandım. Müzik prodüksiyonuyla o kadar ilgiliydim ki devasa bir müzik CD'si arşivine ek olarak o 3,5 inçlik disketler üzerinde çok büyük ticari bir örnek kitaplık stoğuna sahiptim. Çoğu oyun geliştirme şirketinin bu örnek kitaplıklara güvendiğini biliyordum. Bu yüzden onları kullanma konusunda gerçekten kendime güvendirdim. Kulağa diğer oyunlara benzeme pahasına riskli bir iş olsa da çoğu oyun geliştiricisi için bu yaygın bir durumdu. Oyun için müzikal fikirler, içerik oluşturmak ses efektleriyle ilgili şeylerden daha zordu. Neredeyse tüm şarkılar için oyun gerilimini destekleyen bir akustik atmosfer yaratmaya çalıştım. Örneğin ilk seviyede Melez, hareket artı 3D dolgulu vektör yaratıkla karşılaşma bombastik bir savaş davulları dizisini tetikler. Siz de orada garip bir şeyler olduğunu söyleyen sesli bir uyarı göstergesidir. Günümüzde bu teknik Tomb Raider, Uncharted, BioShock Infinite gibi AAA oyunlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Wardrooms parçası Vangelis tarafından yazılmış bir elektronik enstrümantal şarkı olan Heaven and Hell Part 2'de benzer bir şekildeydi.
Aegis Audio Master 3 kullanarak bu şarkıdan bazı davulları örnekledim. Ve loop yaptım. Ve orijinal remix oluşturmak için örnek kitaplıklarımdan ek atmosferik örnek katmanları ekledim. Diğer pistlerde de benzer hileler kullandım. Parçaların çoğunu çok popüler referansları göz önünde bulundurarak besteledim ve düzenledim. Her şarkı için oyundaki görsel içerikle eşleşen belirli bir sanatçının sesini, tarzını yaratmak istedim. Örneğin ana menü müziği için ilk Enigma albümünde kullanılan enstrümanların aynısını kullanarak gizemli bir ruh hali yaratmak istedim. Michael Cretu'nun Back to Rivers of Belief Part 1 Way to Eternity'deki seslerin çoğunu PPG Wave 2.2 sentezleyici, Roland D50 sentezleyici ve EXMU Emulator 2 örnekleyici kullandığını biliyordum. Bu yüzden karar verdim ve bu enstrümanların örnek kitaplıklarını kullandım. Ve ortaya harika bir sonuç çıktı. Derby'deki İngiltere, Core Design'da toplantı sırasında kalbimizi eriten bir iltifat duyduk. Oyunun demosunu yaptıktan sonra herhangi bir sürümde oyun sesi ve uygulaması entegrasyonu konusunda bu kadar iyi bir örnek olmasını dilediklerini söylediler. Bu 1 milyon değerindeydi. Core Design bu arada Amiga için Rick Dangerous oyununu birkaç oyunda hatırlamadığım bu oyunları yaptı. Rick Dangerous da ilk Tomb Raider diyebiliriz aslında. Hemen hemen aynı bir Indiana Jones parodisiydi. Tabii PlayStation'a geldiğinde adamlar Lara Croft'u yaptı. Son dokunuş. Oyunu tamamlamak 14 ay sürdü. İkimiz de öğrenci olduğumuz için çok yoğun bir programımız vardı. Normal şartlar altında yaklaşık 6 ay sürmesi gerekebilir. Uluslararası pazarı göz önünde bulundurarak Paradise Lost'u yalnızca İngilizce olarak yayınlamaya karar verdik. Türkçe versiyonu olmadığı için eleştirildik. Ancak satışların sayısı daha sonra bunun hiç gerekli olmadığını kanıtladı. Kemerlerinizi bağlayın. Aralık 1991'de orada neler yapabileceğimizi görmek için İngiltere'ye 2 haftalık bir gezi planladık. Ve aklımıza gelen birkaç şirketi yayıncıyı ziyaret ettik. Elite, Uskold, Gremlin Graphics, Hefson, Consultants, Core Design ve birkaç kişi daha temas halindeydi. Onlarla olan freelance ilişkime göre Ocean listede yoktu. Demek ki Ocean'la arası kötü. Ocean'da en berbat. Gerçi bu üstte saydıklarının çoğu kötü dağıtıcılar. Yani dağıtımcı olarak iyiler de dağıttığı oyunlar çok kötüydü. Mesela Uskold'un hiç iyi oyununu görmedim ben. Core Design bir şey diyemiyorum. Core Design iyi bir firmaydı. Yoğun bir programda birbiri ardına toplantılarımız oluyordu. Bu toplantılar sayesinde muazzam miktarda piyasa bilgisi topladık ve sahne arkası hikayeleri duyduk. Sadece başka bir hikaye. Dikkat çekici bir şekilde İngiltere'de tanıştığımız yayıncılardan ikisi Elite ve Gremlin Graphics. Gremlin herhalde Lotus'u yayınlamıştı. Yanlış hatırlamıyorsam. Farklı türleri tek bir oyunda harmanlama fikrinden nefret ediyordu. Bir yayın anlaşması için disket maliyetlerini düşürmek için sözde 3D yol seviyesini ve yılan seviyesini tamamen kaldırmamız istendi. Daha iyi oyun deneyimi, devamlılık ve eğlence faktörü adına tekliflerini nazikçe reddettik. Core Design Paradise Lost ile çok ilgilendi ve onlara bir kopya bırakabilir miyiz diye sordu. Birkaç gün sonra oyunla artık ilgilenmediklerini belirten bir telefon aldık. Yani biraz şansları kötü gitmiş. Türkiye'ye döndüğümüzde büyük yerel dükkanlar, firmalarla görüşmeye karar verdik. Bunların birkaç dolara ticari oyunların yasa dışı kopyalarını satan korsanlar olduğunu hatırlatmama izin verin. Biz sadece onların dağıtım kanalını, işin maliyeti ne olursa olsun kullanmak istedik. Türkiye'deki oyun geliştirme işinin potansiyelini göstermek için ücretsiz değil, ticari olarak piyasaya sürüldüğünden emin olmamız gerekiyordu.
toplantıların birinde oyunu demo yapmadan önce bile iki diske indirmemiz gerekir demişler. İngiltere'de görüştüğü firmalar. Gerçekten o zamanlar çok böyle 4 disketli bir oyun yoktu. Anca böyle çok iyi oyunlar, yani satacağı kesin olan oyunlar. Monkey Island 11 disk falan gibi hatırlıyorum, Amiga 500 sürümü. Yine Mortal Kombat ilk 3 diskti ama Mortal Kombat'ı da bütün çocuklar, Amiga'sı olan bütün çocuklar oynamak isterdi o gün. O günlerde. Yine Street Fighter'da falan da herhalde ya 2 ya 3 diskti. Mortal Kombat'ta Fatality yaparken disk değiştiriyorduk. Öyle bir şeydi yani, Amiga günleri. Bizim hikayeye geri dönecek olursak, çeşitli pazarlık oturumları ve kişisel olarak tanıdığım yerel yasa dışı oyun satan dükkan sahiplerinin tartışmalı desteğinden sonra oyun kendi kendine yayınlandı. Ve Aralık 1991'de ticari olarak piyasaya sürüldü. Sadece İstanbul'da birkaç dükkanda mevcuttu. 4 disket ve birkaç Xerox kopyası, ki onaylamamış böyle bir şeyi, bir naylon torbaya konuldu. Hiç kutu yok. Ve şiddetli itirazlarıma rağmen perakende fiyatı 14 dolardı. Aslına bakarsanız kopya bir üretim bu. Yani öyle kutusu falan yok. Kopyaya yakın bir üretim. Disk ve paketleme maliyetlerinden şikayet eden yazılım korsanlarıyla pazarlık yaptığınızı hayal edin. İşte bu yüzden oyunu düzgün bir şekilde yayınlamayı reddeden yerel mağazalara ve şirketlere disket artı paketleme maliyeti gibi ince bir bahane nedeniyle başlık dizisindeki 3 soru işaretini bırakmaya karar verdim. Evet, oyunu oynadığımda şeyi gördüm. 3 soru işareti vardı. Demek ki oyunun yayıncılarının hepsine gönderilmiş bir şey bu. Yine zekice bir iş çıkarmış Mert. Çıktıktan hemen sonra İstanbul'daki video oyun dergilerini biri ardına gezmeye başladım. Babamı şahsen tanıdığı baş editörlerden biri bana video oyunlar için bir pazar olmadığını ve asla olmayacağını söyledi. Bana saçımı kestirmemi ve gerçek bir iş bulmamı babacan bir üslupla takip tavsiye etti. Yani hem oyun dergisi şeyi olacaksın artık, müdürü mü neyse, hem de diyeceksin ki oyunlarda bir pazar yok diyeceksin. Acaba hangi dergiye, çok merak ettim. Mert'e soracağım yani, neredeyse iletişimden. Böyle bir saçmalık yok ya. İşte böyle böyle Türkiye fakirleşti. Zeki adamlar başka ülkelere gitti. Bir şeyler üretebilen. Halbuki şimdi bile yazılımda nasıl desteklenmesi gerekiyor, yani nasıl paralar kazanıyorlar. Yine yüz akı firmalar var ama bilmiyorum, daha fazla olması lazım yani. Mount & Blade Ankara'da geliştirildiğini duymuştum. Fakat onlar da maşallah hemen Steam'e uyup 278 lira yapmışlar yani. Türkiye fiyatının yeni bir oyunu çıkmış galiba. Neyse, bunlar daha sonra tartışabileceğimiz konular. Biz yine hikayeye dönelim. Çok kısa iletişim listemdeki ikinci dergiyi ziyaret etmeye karar verdim. Derginin sahibi olan 3 parça takım elbiseli adamla tanıştığımda bunun o zaman iyi bir şey olduğunu düşündüm. Ona kayıp cennetten gururla bahsettiğim an, evet, o ki genç geliştiriciyi duymuştum. Almanya'dan yetenekli adamdı. Peki sen kimsin? Efendim, ben de adamlardan biriyim ve aslında İstanbul'da yaşıyorum dedim. Bir an durdu, gözlerime baktı ve yalancı, bu çorak ülkede böyle bir yetenek olamaz. Sen herhalde Credits, yani isimlerin yazdığı sayfayı hex editörü aracılığıyla düzenlemiş, üzerine kendi adını yazmış olmalısın dedi. İşte o gün dergileri ziyaret etmekten vazgeçtim. Birkaç hafta sonra arkadaşlarımdan biri bana yayıncılık anlaşması yaptığımız mağaza sahibinin oyunun orijinallerini satmak yerine yasa dışı kopyalarını birkaç dolara sattığını söyledi. Adama bu durumu sorduğumda sadece birkaç yüz yasal kopya satıldığını ve para kazanmak için yasa dışı kopyaları da satmak zorunda olduğunu söyledi. Şok oldum. O gün çıldırdım ve kopyaları ücretsiz paylaşmaya başladım. Elimden geldiğince paylaştım.
Bu bile sömürüyü yavaşlatmadı. Şimdi geriye dönüp baktığımda Kayıp Cennet'in aynı anda hem ticari olarak satıldığını hem de yasa dışı olarak dağıtıldığını pek kabul edemiyorum. Ne kadar kafa karıştırıcı bir dağıtım sistemimiz vardı. Daha kötüsü olamazdı. Arkamızda parlayan köprülerin, közlerinin ötesine bakmak. Paradise Lost, Türkiye'de bağımsız oyun geliştirme konusunda erken bir girişimdi. Ticari başarısızlığına rağmen bir yeraltı başarısıydı. Türkiye'deki ilk ticari Amiga oyunu olan Paradise Lost'un piyasaya sürülmesiyle birkaç genç Türk uluslararası pazarda göz önünde bulundurarak rekabetçi ürünler üretme potansiyeline sahip olduğunun farkına vardı. Önümüzdeki yıllarda büyük bir şeyi tetikleyeceğini biliyorduk. Ve bir şekilde Türkiye'de bağımsız ticari Amiga oyun geliştirme ruhunu başlattı. Neredeyse bir yıl sonra yeni Amiga oyunları lüks kutularda paketlenmiş tam renkli belgelerle ortaya çıkmaya başladı. Çoğu Amos ile geliştirilen macera ve veya rol yapma oyunlarıydı. Bu oyunlar yerel pazar düşünülerek teknik olarak Paradise Lost'un belirlediği çıtanın çok gerisinde üretilse de uygun paketleme ve pazarlama çalışmaları sayesinde ticari olarak çok başarılı oldular. Hatta medyada da geniş yer buldular. Türkiye'de yeni bir dönemin başlangıcıydı. İşe geri dön. Paradise Lost piyasaya sürüldükten sonra Core Design'dan bir mektup aldım. Wolfsheim, Heimdall, Jaguar XJ220 için Amiga'dan Atari ST'ye dönüşümü yapıp yapamayacağımı soran bir mektup aldım. Birkaç kez daha Avrupa'ya oyun geliştirme sahnesine geri döndüm. Bu sefer oyun dönüştürme işi için. Garip bir şekilde Kayıp Cennet bana yeni bir kapı açtı. Bir kapı kapanırsa diğeri açılır. Haziran 1992'de piyasaya sürüldükten yaklaşık 6 ay sonra Core Design'ın Paradise Lost'a olan ilgisi yeniden canlandı. Bana Birleşik Krallık'ta Usgold aracılığıyla iki disklik kısaltılmış bir sürüm yayınlamayı dört gözle beklediklerini söylediler. Garip. Hikayeyi tam bir döngüye geri getirmek. Genç Türk oyun yazılım geliştiricileri için kapanış sözleri. Türk oyun ve yazılım geliştirici sahnesinin son 30 yılına tanık oldum ve yer aldım. 1984'ten beri içinde bulunduğum 20'den fazla büyük yazılım projesi, oyunlar, oyun motorları, iş uygulamaları arasında Türkiye'de yayınladığım tek proje Kayıp Cennet. Bu sayede uluslararası pazar için oyun uygulama ya da herhangi bir şey geliştirmeyi ve pazarlamayı çok zor bir şekilde öğrendim. Korkarım küresel düşün, yerel hareket et, sevgili ülkemde işe yaramıyor. Hayallerinin peşinden git, istediğini yap, yeter ki küresel düşünmeyi ve hareket etmeyi unutma. Başarı orada. Deyip yazıyı sonlandırmış. Evet arkadaşlar, Paradise Lost'un bu iki genç arkadaşın girişimlerinin hikayesini size kendi sitelerinden aktarmaya çalıştım. Mert bize küskün mü bilmiyorum. Şimdi neler yapıyor pek araştırmadım. Belki o da başka bir videonun konusu olur. Ama inşallah oyun geliştiricilerimiz artar. Bakıyorum Çinli firmalar çılgın geliyorlar. Koreliler çılgın geliyorlar. Onlar yapar da bizim gençlerimiz niye yapmasın diyorum. Daha iyilerini yaparlar. İnşallah. Ki bazı oyunlar da geliyor. İyi oyunlar. İnşallah daha iyi oyunlar geliştiririz. Steam için veya satış rekorları kıran oyunlar. Artık daha kolay dağıtım işleri. Steam'e 100 dolar verdi miydi? Sizin oyununuzu listeye koyuyor. Tabii reklam falan yine önemli. Sonra öne çıkan dağıtıcılar orada da var. Orada da pazarlama hileleri bol bol var. Ama inşallah ülkemize katma değer olarak gelir bunlar. Çünkü başka kurtuluş görmüyorum. Hiçbir şey üretemiyoruz. En azından bilgisayarımızla ne bileyim basit pixel art bile olsa bakıyorum çoğu oyunlar bazı basit oyunlar yüz binler satıyor. Mesela Stardew Valley. Tabii böyle oyunların geliştirilmesi de çok zor ama
Biz de böyle bir şeyler illa 3D modelli dev cihazlara ihtiyacımız yok diye düşünüyorum. Önemli olan orijinal fikirdir diyorum. Orijinal oynanıştır diyorum. Bütün dünyayı inşallah kendimize hayran bırakacak oyunlar yaparız ve ülkemize de bu bir şey olarak döner, katma değer olarak döner. Yaratıcı insanlar, yetenekli insanlar tarafından geliştiren oyunlar vasıtasıyla daha çok gence de örnek olurlar. İnşallah onları şirketlerimiz ve devletimiz destekler. Öyle işte. Şimdi oyundan kısa bir parça oynayayım ben size. Videoyu da kapatayım. Bakın nasıl güzel bir oyun olduğunu görün. Şimdi efendim Win Wise. Evet. Gelelim buradan. Onlar değil. Nerede bizim disketler? Her şey artık sanal. ROM'umuz var. Floppy drives. Evet. Hemen birinci disketi yerleştirelim. Sıfır. Boot. Start diyelim. Ve oyunları da görün Amiga'da nasıl yavaş çalıştığını. Her şeyin nasıl olduğunu. Genç arkadaşlar da görsün. Bizim Mert'le Ahmet'in başına gelmeyen kalmamış yani. Ha, dergiciye, oyun sektörü dergisine gidiyor. Adam diyor ki saçını kestir bilmem ne. Gerçekten o yıllarda öyle şeyler var diye. Adam tabii ki gider Avrupa'da çalışır yani. Evet, bu bahsettiği gibi Enigma'dan almış burayı. Burada bir loading yapıyor, yüklüyor. Ve disket değiştirmemizi isteyecek. Gördüğünüz gibi ne kadar güzel grafikler. Ahmet Ergen Allah çok iyi iş çıkarmış. Yani belki basit gözükebilir size ama o zamanlar bunları yapmak, bu animasyonları yapmak zor işler yani. Oo, Kızıl Nehirler. Kuşları da uçurdu. Kayıp Cennet. Kübü bile tasarlamak o zamanların Amiga teknolojisiyle çok zor işler yani. Şu animasyon bile. Bunlar tek demolarda falan yayınlanırdı. Böyle şeyler. Soru işareti sunar. Yani bu dağıtımcılara gönderme burada. Silicon Twins Production. Coding and Game Design Mert Börü. Kodlama ve oyun tasarımı. Grafikler ve animasyonlar Ahmet Ergen. Ahmet ne yapıyor acaba şimdi? Onu da bir araştırayım bakayım Google'dan. Level tasarımı. Sesler Mert Börü.
Evet, bizden disk istiyor. Şimdi birinci diskette kalın. Okey. Enter yapalım. Evet, disketimizi gördüm. Ne kadar yavaş çalıştığını da anlayın yani. Pat diye oyuna girme yok kartuşlu sistemlerdeki gibi. Bunlar disket arkadaşlar. Evet. Sonunda oyunumuz açıldı. Disketi değiştirdik. Bakalım. Bir de başlayabilsek. Kayıp cennet. Mert Börü, Ahmet Ergen. Evet, Gamepad desteğimiz de oldu. Start game diyelim şimdi. Hail Holy Light, Offspring of the Heaven, First Born. May I express the emblems. Gerçekten bunlar cümle tonu şiirleridir. Şeyden olabilir o, Dante'den de olabilir. Oo. Kum saatimiz var. Conan gibi bir arkadaş ve elinde sadece yumruk. Zıplama, tek tuş olduğu için yukarı itince. Bakalım nasıl, ne kadar başarılı olabileceğiz. Hayır. Bayağı zorluymuş ya. Neyse koşalım, hızlıca geçmeye çalışalım buraları. Oo, şuna vuracaktık. Buna da yerden vuracaktık. İşte Amiga oyunları böyleydi arkadaşlar. Ama pixel art olarak gerçekten iyi. Evet. Bakalım cehennemde yanıyor muyuz? Ne oluyor? Ölünce. Biraz daha oynayayım ya. Ya da videoyu kısa keselim artık. Çok uzadı. Ayrı bir oyun videosu çekeyim ben buna. Gameplay. Biraz öğreneyim oyunu. Bir kere daha deneyeceğim ama. Game Over sahnesi de iyi. Bir çok bekletiyor bize. Bir de çok bekletmese. Şu ateşler yukarı çıkabilirdi aslında. Veya bir korkma animasyonu gibi bir şey yapılabilirdi ama diyorum ya, o yıllar için şahane bir şey mi? Evet arkadaşlar. Burada videonun sonuna gelelim. Buna ayrı bir gameplay videosu çekeyim ben. Hepinizin Cumhuriyet Bayramı'nı tekrar kutlarım. Bu şahane oyun içinde zamanına göre Mert Bürü ve Ahmet Ergen'e çok teşekkür ediyorum. Böyle bir oyun yapmışlar. Oyun piyasasını geliştirmişler. Türk oyun piyasasına. Şimdi daha iyi haldeyiz ama daha da iyi olmamız lazım. Hoşça kalın.